Herkese selam. Daha önce size bir Alman analitik veri tabanından bahsetmiştim. Kendisi dünyanın en hızlı veri tabanıydı, Exasol. Merak edenler bakabilirler. Şimdi size bir BI tool'undan bahsetmek istiyorum. Gartner raporunda 6 yıldır birinci sırada olan veri görselleştirmesinde gerçekten muazzam başarılı bir BI tool'undan bahsedeceğim. Bir iş zekası yazılımından bahsedeceğim. Bu iş zekası yazılımının ismi Tableau. Öncelikle size Tableau'nun ürünlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi iki tane ana ürünü var Tableau'nun. Bunlardan bir tanesi Tableau Desktop. Tableau Desktop asıl raporlarınızı geliştirmiş olduğunuz tool. İkincisi de Tableau Server. Bu geliştirdiğiniz raporları arkadaşlarınızla paylaşmanız için yayınlayabildiğiniz web üzerinden bir platform. Tableau Online, Tableau Server'ın cloud çözümü. Yani bulut çözümü. Ne oluyor? Tableau Online kullandığınız zaman sizin verileriniz Amerika'daki sunucularda tutuluyor. Dolayısıyla Tableau'nun yönetiminde oluyor. Tableau Reader ücretsiz bilgisayarınıza indirdiğiniz mevcut raporları açabildiğiniz, yalnızca mevcut raporlarla ilgili okuma yapabildiğiniz bir tool. Yeni bir rapor yapamıyorsunuz. Sadece mevcut raporları okuyabiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz. Tableau Public yine bilgisayarınıza indirebildiğiniz, o da tamamen ücretsiz, rapor yapabildiğiniz bir tool. Fakat bu görmüş olduğunuz Tableau Desktop'a göre çok daha kısıtlı, ücretsiz olduğu için. İsterseniz Tableau Desktop'ın deneme sürümünü indirebilirsiniz. Deneme sürümü 14 günlüktür. Hepsi için, bütün ürünler için, yani ücretli olan bütün ürünler için 14 günlüktür ve full fonksiyondur. İndirip kendinize deneyebilirsiniz. Tableau Prep, veri hazırlığında kullanılan, veri şekillendirmesi ve veri temizliğinde kullanılan bir ürün. Tableau'nun yeni çıkardığı ve daha önce RapidMiner, Vekka ve Naim kullanan biri olarak söylüyorum ki arayüzünü gerçekten çok beğendim. Geliştirilecek, şu an geliştirmeye devam ediyor. Çok daha fazla kullanılacağını, tanınacağını düşünüyorum. Son olarak Tableau Mobile'den bahsetmek istiyorum. Yani Tableau Mobile'dan. Tableau Mobile'ı Play Store'dan indirip mobil cihazınızdan ya da tablet cihazlarınızdan kendi raporlarınıza erişim sağlayabilirsiniz Tableau Mobile ile. Bunlardan bahsettikten sonra Tableau Desktop'ı ya da Tableau'nun diğer ürünlerini bilgisayarınıza nasıl indirdiğinizi size göstermek istiyorum. Tabii ki buraya Tableau Desktop Download diye aratıp tıkladığınız zaman bu şekilde indirebilirsiniz. Ya da diğer bütün ürünlerine kısaca ulaşmak istiyorsanız buradan Tableau Desktop Release olarak aratırsam ve şu şekilde tıklarsam burada gördüğünüz gibi Tableau'nun bütün versiyonları var. Burada Tableau'nun yeni ürünlerini görüyorsunuz. Tableau Desktop, Tableau Prep. Aynı şekilde Tableau Prep yeni demiştik. Onun için henüz çok az versiyonu var. Tableau Server. Tableau Online. Ya da Tableau Bridge'i görüyorsunuz burada. Bridge Online ile ilgili bir şey. Onun için şu anda bahsetmedim. Eğer online kullananlarınız olursa ve Bridge ile ilgili bir sorunuz olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi burayı kapattım. İndirdikten sonra Tableau Desktop'ın kısa yolu oluşacak. Tıklayıp açtığınız zaman da sizi bu şekilde bir arayüz karşılayacak. Şimdi buradaki arayüzü size kısaca anlatmak istiyorum. Orta kısımda görmüş olduğunuz Open bölümü benim en son çalışmış olduğum workbook'ları gösterir. Şu an yeni bu bilgisayara yeni bu sürüm kurduğum için hiçbir şey göremiyorsunuz burada. Eğer çalışmış olsaydım burada kendim çalıştığım workbooklarımı görecektiniz. Aşağı kısımda Sample Workbook kısmında gördüğünüz Tableau'nun kendi örnek workbookları, kendi hazırladığı dashboardları tıklayıp bunları da inceleyebilirsiniz. Sağ tarafta gördüğünüz Discover bölümünde şurada Training bölümünü görüyorsunuz. Tableau'nun kendi 87 tane ücretsiz eğitim videosu mevcuttur. Bunlar 3'er, 4'er, 5'er dakikalık İngilizce videolar ve başlangıç için aslında son derece yararlı videolar. Buradaki Get Started bölümlerinden yine başlangıç olarak bu videoları izleyebilirsiniz. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Hepsi linklidir. Tıkladığınız zaman direkt olarak bu şekilde yönlenirsiniz. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Burada Viz of the Week dediği Tableau her hafta bizim için Tableau Public diye bir platformdan dashboardlar hazırlar ve siz bunları tıkladığınız zaman bu dashboardlara yönlenirsiniz. Bu şekilde. Örneğin Tableau'nun bizim için bu hafta hazırlamış olduğu dashboard tabii ki yılbaşı ile ilgili bir dashboard. Eğer nasıl yapıldığını merak ederseniz buradan tıklayarak dashboard'u kendi makinenize, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Buradan tam ekran yapıp dashboard'u inceleyebilirsiniz. Aşağıda Tableau'nun kaynaklarını görüyorsunuz. Yine Get Tableau Prep bölümüne tıklayarak Tableau Prep ile ilgili indirebileceğiniz web üzerinden ilgili linke yönlendiriliyorsunuz. Tekrar geçtim. Aşağıda görmüş olduğunuz blog bölümü şöyle tıklayalım. Tableau'nun kendi web sitesindeki
blog bölümüdür. Tablonun kendi çalışanlarının düzenli olarak buradan yazılar paylaştığı bir bölümdür. Buradaki yazıların tamamını okumak için sign olmanız gerekebilir. Şimdi şöyle tıklayıp geçelim. Tablo Form Tablo Community olarak geçer. Şurada görüyorsunuz. Dünyanın her yerinde tablo kullanan insanlarla konuşabilirsiniz. Problem yaşadığınız zaman bu sorunlarınızı çözüm bulabilirsiniz. Bu şekilde bir ortam. Gerçekten çok faydalı bir ortam. Birçok yaşadığınız sorunun çözümünü de burada aratarak bulabilirsiniz bu arada. Buradaki Ideas bölümünde kendi fikrinizi tabloya iletebilirsiniz. Böylece eğer fikriniz çok fazla oy alırsa, çok fazla up alırsa tablo sizi dinleyip bir sonraki release versiyonunda gerçekten istemiş olduğunuz şeyi ürünün içine koyabilir. Tekrar geçtim. Şimdi geldik tabloyla hangi veri kaynaklarına bağlanabiliyorsunuz? Öncelikle bağlanacağınız veri kaynağınız dosya formatındaysa şöyle Connect bölümünden görüyorsunuz hangi dosya formatındaki veri kaynaklarına bağlanabildiğinizi. Buradan Microsoft Excel dosyalarına bağlanabilirsiniz. CSV file'larına bağlanabilirsiniz. JSON file'lara bağlanabilirsiniz. Microsoft Access'lere bağlanabilirsiniz. PDF dosyalarına bağlanabilirsiniz. Special file'lardan haritasal dosyalara bağlanabilirsiniz. KML dosyaları gibi birçok harita altyapı dosyaları buradan bağlanabiliyorsunuz. Statistical file'lardan istatistik dosyalarına bağlanabilirsiniz. SAS gibi, SPSS gibi ya da more diyerek hyper uzantılı gibi ya da daha farklı uzantılı dosyalara buradan bağlanabilirsiniz. Eğer dosya formatındaki bir veri kaynağına bağlanmak istiyorsanız. Burada kendi içindeki hazır veri kaynaklarını görüyorsunuz. Eğer bağlanacağınız veri kaynağınız bir serversa, şöyle mor diyerek göstereyim. Tabloyla neredeyse bütün veri kaynaklarına bağlanabilirsiniz. Eğer bağlanmak istediğiniz veri kaynağını burada göremezseniz, Other Databases diyerek JDBC ya da ODBC ile bağlanmak istediğiniz veri kaynağınıza bağlanabilirsiniz. Peki, burada neler var? Ondan kısaca bahsedeyim. İlişkisel veri tabanlarını görüyoruz. Tabii ki Excel'i görüyoruz. SQL Server'ı görüyoruz. Buradan da aratabilirsiniz bu arada. NoSQL veri tabanı olarak MongoDB'yi görüyoruz. Şöyle bakıyorum. Web Data Connector'la internet üzerindeki web sitelerinden veri çekebilirsiniz yine. Google BigQuery, Google Analytics'e bağlanabilirsiniz. SAP BW küplerine bağlanabilirsiniz. Bu şekilde neredeyse bütün veri tabanlarına, veri kaynaklarına tablo ile bağlanmanız mümkün. Şimdi ben size örnek olarak buradaki tablo Superstore'a tıklayacağım ve buradan karşımıza çıkan arayüzü size kısaca anlatacağım. Tablo ile veri kaynağınıza bağlandınız. Bağlandığınız zaman bu şekilde veri kaynağınıza görebilirsiniz. Buradaki Connections bölümünden Excel dosyasına bağlandığım için Excel dosyasının içindeki sheetleri görüyorum buradan. Yani benim Excel dosyamın içinde Orders, People ve Returns isimli sheetlerim var. Sheetlerin içindeki verileri görmek istiyorsanız buradan tabloyu alıyorum, ekranı sürükleyip bırakıyorum. Ya da direkt çifte tıklayabilirsiniz. Join'leri de yine buradaki ekranın üzerinden yapıyor olacağız. Eğer burada ben bir veri tabanına bağlanmış olsaydım ne olacaktı? Burada bağlanmış olduğum veri tabanının IP bilgisini görecektim. Aşağıdan bir database seçecektim, şema seçecektim ve aynı şekilde burada tablolarımı görecektim. Hiçbir farkı yok yani. Tabloyla veriye iki şekilde bağlanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi canlı bağlantı, bir tanesi de extract bağlantıdır. Yani bellek içi bağlantı. Bu bağlantı türünüzü burada gördüğünüz connection bölümünden seçebilirsiniz. Eğer canlı bağlanmak istiyorsanız zaten default olarak canlıda gelir. Veriye direkt olarak sorgu atarsınız. Ekranda yaptığınız her şey arka tarafta veri tabanınıza sorgu atar. Dolayısıyla eğer sizin veri tabanınız hızlıysa hızlı çalışırsınız, yavaşsa yavaş çalışırsınız. Extract'a bastığınız anda verinin o anki görüntüsünü çekersiniz. Yani veriyi kendi makinenize alırsınız, belleğinize alırsınız. Extract bağlantı demek in-memory yani bellek içi bağlantı demektir. Extract ile çalıştığınız zaman da veriyi düzenli olarak schedule edebilirsiniz yani güncelleyebilirsiniz. Ve bu şekilde extract olsanız güncel veriyle çalışabilirsiniz. Verinizde çok eski tarihlere ait bilgiler var. Bunun için bir filtre koyabilirsiniz. Buradan add deyip şu anda benim sipariş tarihi yani order date olarak geçiyor. Okey dediğim zaman ve buradan yılı seçtiğim zaman ben de şu an örneğin 4 tane yıl var. Ben buradan istersem sadece 2017 ve 2018 yıllarını alarak çalışmaya devam edebilirim. Eğer buradan filter to latest date value verseniz o zaman workbook açıldığında her zaman en güncel, en son olan tarih bilgisine göre açılır ve o şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Buradan kısaca veriden size bahsetmek isterim. Bu bir sipariş üzerine olan bir veri. Zaten siparişler tablosu olduğunu görüyorsunuz. Kısaca müşteri bilgilerim var burada. Müşteri ID'lerim var, ürün ID'lerim var, sipariş ID'lerim var. İki tane tarih alanım var. Sipariş tarihi ve kargo tarihi olarak. Ülke, il ve state bilgilerim, eyaleti bilgilerim var, bölge bilgilerim var. Sayısal olarak da
kar, satış, miktar gibi bilgilerim var. Eğer veri tipinizi buradan değiştirmek isterseniz buradaki ABC yazan string demek. Buraya tıklayarak uygun olan veri tipini seçebilirsiniz, belirleyebilirsiniz. Kendisi zaten otomatik olarak genelde doğru bir şekilde algılar. Peki, diyelim ki join yapmak istiyorsunuz. Burada bir iade tablom var. Returns'e çift tıklayıp Returns'e ekrana aldığımda şu anda join demiş oldum. Join işlemi de bu kadar. Otomatik olarak kendisi inner join yaptı. Eğer tipini değiştirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Order ID'ler üzerinden şu anda join işleminin kurulduğunu görüyorsunuz. Buradaki alanları tıklarsanız eşit değil falan gibi buradan seçim yapabilirsiniz. Birden çok alan üzerinden join kurabilirsiniz. Ya da join kurmak istediğiniz iki alan diyelim ki birbirine eşit değil, veri tipi farklı ya da herhangi bir şey. O zaman buradan create join calculation diyerek iki alanı birbirine eşitleyebilirsiniz ve yine join işlemini kurup çalışmaya devam edebilirsiniz bu şekilde. Buradan left join de yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben join olarak kullanmayacağım. Kullanmayacaksam returns'u tuttum. Dışarıya çarpı işareti çıktı zaten. Görüyorsunuz. Sürükleyip bıraktım. Eğer union yapmak isterseniz o zaman da bu şekilde altına sürükleyip bırakmak yeterli olacak. Zaten sürüklediğiniz zaman görüyorsunuz. Drag table to union diyor. Union için sürükleyin diyor. Buraya sürüklediğiniz zaman union işlemini yapmış olacaksınız. Şimdi tabloda 3 tane çalışma alanımız var. Burada görüyorsunuz go to worksheet diyor. Bunlardan bir tanesi şurada görmüş olduğunuz worksheet. Diğeri burada gördüğünüz dashboard. Diğeri de burada görmüş olduğunuz story'dir. Şimdi buradan sheet 1'e geçtiğimde benim grafikleri yapacağım ekran bu şekilde olacak. Worksheet'ler benim grafikleri tasarlamış olduğum ekranım. Dashboard'lar bu tasarlamış olduğum grafikleri bir araya getirdiğim yani en son raporun son haline getirmiş olduğum ortamım. Story'lerde yapmış olduğunuz grafikleri ya da dashboard'ları bir araya getirip hikayeleştirdiğiniz, sunumlaştırdığınız ortamlar. Grafikleri biz worksheet'lerde yapıyoruz. Yani burası benim grafiği geliştireceğim ortam. Aşağıda gördüğünüz tablo toolbar kısmı. Şöyle Xiaomi'yi de açalım bu arada. Şimdi burada üst tarafta görmüş olduğunuz menü kısmı. Bunlara tek tek şu an detaylarına girmeyeceğim. Bütün Windows kısa yol tuşları tablonun içerisinde çalışır. Ctrl-Y, Ctrl-Z hepsini yapabilirsiniz. Buradan ileri geri alabilirsiniz. Buradan workbook'unuzu save edebilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Buradan farklı bir veri kaynağı ekleyebilirsiniz. Farklı veri kaynaklarıyla da aynı workbook içerisinde tabii ki çalışabilirsiniz. Canlı bağlantınızı durdurabilirsiniz. Buradan verinizi refresh edebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Buradan yeni bir worksheet açabilirsiniz. Buradan var olan worksheet'inizi duplike edebilirsiniz, yani kopyalayabilirsiniz. Buradan mevcut worksheet'inizi temizleyebilirsiniz, boşaltabilirsiniz. Burada kolon ve rows'ları görüyorsunuz. Grafikleri üretmek için buradaki gördüğünüz alanları bu kalın ve rows'lara atarak kullanıyoruz. Buradaki swap konuda buradaki kolon ve satırları yer değiştirmeyi sağlıyor. Zaten üzerine geldiğiniz zaman da görebilirsiniz. Onun yanına geçtiğim zaman sıralama ikonunu görüyorsunuz. Çok azdan çoğa ya da çoktan aza şeklinde. Onun yanına geldiğimde highlight bölümünü görüyorsunuz. İstediğiniz alanları buradan vurgulayabilirsiniz. Onun yanına geldiğimde her zaman ateş ikonuna tıklayarak gruplama yapıyoruz. Tek tıkla istediğimiz kadar alanı gruplayıp editleyebiliyoruz. Onun yanına geldiğimiz zaman buradaki T ikonu yani text grafiğin üzerine yazıları yazmamızı sağlıyor. Onun yanındaki ikon eksenleri sabitlemeye yarıyor. Onun yanında standart fit width, fit height, enter olarak gördüğünüz grafiği standart boyunda bırakabilirsiniz. Fit width yaparak enine sığdırabilirsiniz. Fit height yaparak boyuna sığdırabilirsiniz. Ya da enter yaparak grafiği bütün ekranınıza sığdırabilirsiniz. Onun yanına geçiyorum. Burada da şöyle ekranda görmüş olduğunuz her şeyi, her şey değil aslında buradaki kutuları eğer kaybettiyseniz buradan geri getirebilirsiniz ya da buradan yine yok edebilirsiniz. Bütün bu kutuların ismi shelf olarak geçer. Paste, filters, marks ve marks'ın içindeki bu kutular da aynı şekilde color size ve text kutuları hepsi shelf olarak geçer. Bu da önemli bir bilgi. Yabancı kaynaklardan bir şeyler okurken kafanız karışmasın. Shelf dediği şeyler bu kutulardır. Yanına geçtiğim zaman buradan sunum moduna, presentation moduna alabilirsiniz. Bu şekilde. Onun yanına geçtiğimde de var olan dashboardlarınızı, storylerinizi ya da sheetlerinizi buraya tıklayarak paylaşabilirsiniz, yayınlayabilirsiniz.
Tableau Server'da yayınlıyoruz burada. Şimdi sağ tarafta Show Me diye bir bölüm görüyoruz. Burada hazır bazı grafikler var. Şu anda ekranda hiçbir şey olmadığı için bunları tıklayamıyorum. Birazdan bunları tıklayabileceğim. Burada üzerine geldiğiniz zaman o grafiği yapmak için kaç tane boyuta ya da kaç tane ölçüde ihtiyacım olduğunu görüyorsunuz. Kapatmak için tekrar üzerine tıklıyorum. Veriye bağlandınız. Datanızı burada görüyorsunuz. Veriye bağlandıktan sonra Tableau verinizi iki parçaya ayırır. Bunlar dimensionlar ve measure'lardır. Measure dediğimiz şeyler gördüğünüz gibi sayısal alanlardır. Yani hesaplama yapabildiğim sayısal alanlardır. Atıyorum bir posta kodu ya da bir müşteri ID'si, bir sipariş numarası bunlar birer measure değildir. Çünkü toplanamaz ve çıkarılamaz. Yani işlem yapamadığım hiçbir alan measure değildir. İşlem yapabildiğim sayısal alanlar sadece ölçüttür. Bunların da yanında yine veri tiplerini görüyorsunuz. Buradan tıklayarak isterseniz değiştirebilirsiniz. Dimensionlarda gördüğünüz gibi klasörlenmiş. Ben şu an hazır olanı açtığım için bütün hiyerarşi ve dosya yapısını burada görebiliyorum. Buradaki tarih alanları, string alanlar ya da coğrafik alanlar bunların hepsi birer dimension'dır. Türkiye için otomatik olarak tanımıyor. Çünkü state Türkiye'de bu şekilde değil yani Türkiye'de state yok. Dolayısıyla siz Türkiye verisiyle çalıştığınız zaman atıyorum bu eğer il olsaydı İl için üzerine sağ tıklayıp Geographic Role Set Province diyecektiniz. İl için Set Province'i seçecektik. Türkiye'deki ilçe için de üzerine sağ tıklayıp yine Geographic Role'den City'yi seçerek haritayı oluşturacaktık. Bilgi olarak bunu da söyleyeyim. Filtrelemek istediğimiz her şeyi buradaki filtre kutusuna atarak filtreleyebilirsiniz. Buradaki Marks kutusunu görüyorsunuz. Otomatik yazan kısma tıkladığım zaman yine burada bazı grafik tipleri var. Buradaki grafik tiplerini kullanarak grafiğinizi değiştirebilirsiniz. Renklendirmek, boyut vermek, üzerine bir şeyler yazdırmak ya da üzerine geldiğiniz zaman açıklama kutusu çıkmak için burayı kullanıyoruz. Grafikleri üretmek için de buradaki kolon ve satırları kullanacağız. Yani buradaki alanları buralara atacağız. Bu arada kendi patentli dili mevcut, VSQL diye. Sistemi biliyorsunuz, melisturcon.com olarak da girebilirsiniz, WordPress olarak da girebilirsiniz. Burada tablo ile ilgili 105 tane yazım mevcut. Burada ders bir şekilde başlayarak tek tek anlatıyorum. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Her şeyi anlatıyorum gerçekten. Bir sorunuz olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Tablo kategorisi altında Tablo Desktop'ta anlatıyorum. Tablo Server'da anlatıyorum. Tablo Prev'de başladım. Buradan yararlanıp faydalanabilirsiniz. Bu arada Tablo Public'te benim de bir hesabım var. Burada bana ulaşım bölümündeki şuradaki ikonun üzerine tıklayarak yapmış olduğum dashboardları inceleyebilirsiniz. Çalışmalara bakabilirsiniz. Bir kısmını bilgisayarınıza indirip de inceleyebilirsiniz. Favorilerime aldığım örnek dashboardlara da bakabilirsiniz. Görselleştirme olarak sınırsız, tamamen sizin hayal gücünüze kalmış yapacağınız şeyler. Bana bir sorunuz olursa dediğim gibi her zaman ulaşabilirsiniz. İlk videoda anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.